Fizik bilimine giriş. Fizik bilimi ve fiziğin alt dalları. Bilim. Bilim, doğayı ve evrendeki tüm olayları sorgulayarak anlama ve açıklama çabasıdır. Fizik. Fizik, evrende meydana gelen olayların içinde maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Fizik biliminin alt alanları. Mekanik, kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Termodinamik, ısı, sıcaklık ve madde arasındaki ilişkileri inceler. Elektromanyetizma, elektrik ve madde olaylarını inceler. Nükleer fizik, atom çekirdeğinde meydana gelen olayları inceler. Optik, ışığın temel yapısını ve ışık olaylarını inceler. Katı hal fiziği, elektroniğin temelini oluşturan maddenin kristal yapısını inceler. Atom fiziği, maddenin atom ve molekül yapısını inceler. Yüksek enerji fiziği ve plazma, yüksek enerjili parçacıkları ve plazma halini inceler. Fiziğin yaşam, teknoloji ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisi. Fizik, evrende meydana gelen olayların içinde maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Biyoloji ile ilişkisi. Bitkilerde suyun kökten yapraklara iletilmesi fiziğin kılcallık konusu ile ilişkilidir. Gözün görme işlevi fiziğin optik konusu ile ilişkilidir. Kimya ile ilişkisi. Pillerin oluşturulması, elektroliz gibi olaylar fizik ve kimya bilimi ile doğrudan ilişkilidir. Matematik ile ilişkisi. Fiziğin dili matematiktir. Dinamiğin temel prensibi olan F eşittir M çarpı A bağıntısı matematik diliyle ifade edilir. Felsefe ile ilişkisi. Felsefe, evrendekilerin varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme, sorgulamayı esas alır. Tüm fizik yasalarının bulunuşu bu felsefi bakış açısı ile mümkün olmuştur. Sanat ile ilişkisi. Müzikte kullanılan çalgılar ve duyulan nota seslerinin özellikleri ortaya çıkarılırken fizik biliminden yararlanılır. Resim dalında renklerin kullanımı ve üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu çizimi sırasında perspektif, ışık, gölge gibi olaylar kullanılır. Spor ile ilişkisi. Atletizmde denge, yüksek atlama, çekiç atma gibi branşlarda fizik yasalarından yararlanılır. Teknoloji ile ilişkisi. Fizik biliminin yasalarının kullanılmasıyla insan yaşamı kolay ve daha konforlu hale getirilir. Fizikte temel büyüklükler. Başka fiziksel büyüklüklere ihtiyaç duyulmadan tek başına ifade edilebilen büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklükler cinsinden ifade edilen diğer büyüklüklere türetilmiş büyüklükler denir. Burada bir tablo var. Tablonun sütun başlıkları temel büyüklük ve birimi aç parantez SI kapa parantez. Temel büyüklük uzunluk, birimi metre aç parantez küçük m harfi kapa parantez. Temel büyüklük kütle, birimi kilogram aç parantez küçük k küçük g kapa parantez. Temel büyüklük zaman, birimi saniye, aç parantez, küçük s, kapa parantez. Temel büyüklük, akım şiddeti, birimi amper, aç parantez, büyük A, kapa parantez. Temel büyüklük, sıcaklık, birimi kelvin, aç parantez, K, kapa parantez. Temel büyüklük, madde miktarı, birimi mol, aç parantez, mol, kapa parantez. Temel büyüklük, ışık şiddeti, birimi, kandela, aç parantez, küçük c, küçük d, kapa parantez. Bazı türetilmiş büyüklükler ve SI sistemine göre birimi. Türetilmiş büyüklük, kuvvet, birimi, Newton, aç parantez, büyük n, kapa parantez. Türetilmiş büyüklük, enerji, birimi, joule,
aç parantez, büyük C, kapa parantez, türetilmiş büyüklük, hız, birimi, metre bölü saniye, türetilmiş büyüklük, direnç, birimi, ohm, aç parantez, ohm işareti, kapa parantez, türetilmiş büyüklük, basınç, birimi, pascal, aç parantez, büyük P, küçük A, kapa parantez. Niceliklerin skaler ve vektörel olarak sınıflandırılması. Skaler nicelikler. Büyüklüğü ve birimi bilindiğinde tam olarak ifade edilen niceliklerdir. Zaman, sıcaklık, kütle, enerji, basınç, sürat skaler niteliklerdendir. Vektörel nicelikler. Büyüklüğü, birimi, yönü ve doğrultusu bilindiğinde tam olarak ifade edilen niceliklerdir. Kuvvet, hız, yer değiştirme, ivme, tork, ağırlık, vektörel niceliklerdendir. Skaler nicelikler cebirsel olarak toplanır ve çıkarılır. Vektörler ise vektörel toplama işlemi adı verilen özel toplama yöntemi ile toplanır. Vektörel toplama. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Aşağıda bir cisme uygulanan kuvvetlerin toplamının nasıl hesaplandığını inceleyelim. Burada bir cisim var küp şeklinde. Sağ yönlü F1 kuvveti uygulanmış 10 Newton değerinde. Yine sağ yönlü F2 kuvveti uygulanmış 3 Newton değerinde. Sol yönlü ise F3 kuvveti uygulanmış 6 Newton değerinde. Aynı yöndeki vektörel nicelikler toplanırken zıt yöndeki nicelikler çıkarılır. F1 artı F2 eksi F3 eşittir 10 artı 3 eksi 6 eşittir 7 Newton. Skaler toplama. Sıcaklık skaler bir niceliktir. Skaler niceliklerle gerçekleştirilen toplamada cebirsel işlem yapılır. Örneğin, termometrede okunan sıcaklık değişimleri basit çıkarma işlemi ile hesaplanır. Bir termometrede ilk sıcaklık 45 derece ve ikinci sıcaklık 15 derece olarak ölçülmüş ise sıcaklık değişimi aradaki fark kadardır. Sıcaklık değişimi 45 derece eksi 15 derece eşittir 30 derece olur. Bilim Araştırma Merkezleri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, parantez içerisinde TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, parantez içerisinde TAEK, Askeri Elektronik Sanayi, parantez içerisinde ASELSAN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, parantez içerisinde CERN, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, parantez içerisinde NASA, Avrupa Uzay Ajansı, parantez içerisinde ESA.